Sevgili Forex ailesi merhaba. Ben Deniz GCM Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Kuretay'dır. Bugünkü video çalışmamızı ons altın üzerine değerlendirmek istiyorum. Özellikle Dünya Altın Konseyi'nin 2021 ile ilişkin raporunu paylaştığı bir süreçte hem bu raporla alakalı kısa kısa bilgilendirme hem de altın dinamikleriyle alakalı genel bir değerlendirme yapmamız önemli olacaktır. Özellikle Dünya Altın Konseyi'nin raporunu sitesinden üyelik alarak da indirebilirsiniz ve detaylarını ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Çok kısa zaten rapor, 4 sayfalık bir rapor. Burada 2021 projeksiyondan bahsediyor. 2020 yılındaki görüntülerden bahsediyor ve nelere dikkat edilmesi gerektiği hususlarından bahsediyor. 2020 yılında işte en iyi performans sergilediği dönemlerden bahsediyor. İşte buradaki süreçte nelere dikkat edilmesi gerektiğini 4 ana başlıkta işte ekonomik genişleme, risk ve belirsizlik, fiyat, fırsat maliyeti ve momentum şeklinde 4 ana başlıkta toparlıyor. Ons 2021 yılı için de umut verecek bir görüntü oluşturduğunu ilişkin beklentisini sıralıyor. Tabii ki pandemi süreci ile alakalı görüntülerini, merkez bankalarının taleplerini ve buna ilişkin mevcut süreçlerini e, faiz ve enflasyon görüntüsünden ki e, destekleyici ilişkisini bu rapor içerisinde kabataslak görebilirsiniz. Yani 4 sayfalık kabataslak oluşan rapor içerisinde bütün bu e, anlattı aktarmış olduklarımın detaylandırması yer almaktadır. Tabii ki burada neye dikkat edilecek? Özellikle ABD Merkez Bankası Fed'in e, bu süreçte nasıl bir reaksiyon izleyeceği en temelde dikkate takip edilecek hususların başında yer alıyor. Çünkü dikkat ettiyseniz şu anda biz e, yeni yılın ilk ayını yarıladık ve bu 15 günlük periyotta özellikle Fed'in e, tahvil alım programını planlanan tarihten daha önce çekebileceğine ilişkin açıklamalar biraz domine etkisi yarattı altın fiyatında ve 1900 doların altında bir reaksiyon gördük. Yani enflasyonda yukarı yönlü bir beklenti faizlerin buna göre bir reaksiyon verebileceği ihtimali ve tabii ki e, tahvil alım programında tekrar geri çekileceği Tabii ki şunu unutmamak lazım e, faiz art, tek başına faiz arttırma e, süreç için yeterli değil. Bunun öncesinde de tıpkı 2013'ün Mayıs'ındaki Bernanke'nin yapmış olduğu açıklamalar açıklama gibi önce tahvil alımlarının azaltılması planlanacak Ondan sonra faiz artırım projeksiyonuna geçilecek ama şunu da unutmamak lazım burada doğru bilinen bazı yanlışlar var finansal piyasalarda özellikle bazı teorik açıklamaların sonuçlarının net bir şekilde fiyatlama reaksiyonu üzerinde etkisini beklememek gerekiyor Evet genellikle Korelasyonlar takip edilir. Korelasyonlara göre fiyatlama reaksiyonları şu şekilde olabilir, yorumları oluşabilir. Yani altın işte dolardaki güçlü fiyatlama sebebiyle baskılanıyor, aşağı düşüyor. Ya da ABD 10 yıllık tahvil faiz oranı işte yukarı yönlü bir reaksiyon gösterdiği zaman altın fiyatında aşağı yönlü bir hareket oluşabilir şeklinde vurgu yapıyoruz. Ama Tarihe baktığımızda yani geçmiş dönemi incelediğimizde Fed'in faiz arttırdığı dönemlerde de altın fiyatının yukarı yönlü reaksiyonlar gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Yani burada dikkat edilmesi gereken ana husus ne? E, buradaki hikaye kısmı altın fiyatının destekleyici görüntüsü teknik anlamda da trendin desteklenip desteklenmemesi. Tabii ki faizlerin arttığı işte faiz oranını yükseldi, reel faizlerde yukarı yönlü eğilimin izlendiği bir dönemde ister istemez tabii ki fiyatlar baskılanacaktır. Ama bu hiçbir şekilde yükselmeyecek anlamına gelmemeli. Hele ki ons altın hala yükseliş trendinde devam ediyorken. Bu sebeple de 2021 yılında hem Dünya Altın Konseyi'nin yapmış olduğu rapor ve değerlendirmelerde de işte artan bütçe açıkları, enflasyon baskıları, işte yüksel, yüksek fiyatlar nedeniyle de, de hisse senetlerindeki düzeltme beklentileri de düşünüldüğü zaman altının bu senede cazip olabileceği beklentisini ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Tabi buradan hemen grafiğimize geçelim ama grafiğimize geçerken de hemen yine temel dinamiklerden devam edelim. benim almış olduğum notlarda FOMC üyelerinin açıklamalarından bazı hususları da aktarmak istiyorum ki e, Forex'in Twitter adresini eğer takip ederseniz orada detaylı bir şekilde e, her haber akışına bakabilirsiniz. En başta e, Clarida ile başlamak istiyorum. Clarida biliyorsunuz ki ABD Merkez Bankası Başkanının yardımcısı. Bu sebeplerle söylemleri önemli ve diyor ki Fed enflasyonun %2 ve ulaştığını görene kadar faizleri arttırmayacak. Peki bu bilinmeyen bir şey mi? Hayır. Ama yeni dönemdeki o tahvil alımlarının önceden planlanan, planlanan tarihini önce sona ereceğini için açıklamalardan sonra bu tarz e, verilerin ya da bu tarz haberlerin geliyor olması önemli. Enflasyon %2 ulaşana kadar ki süreçte faizleri arttıramayacak diyor. E, peki enflasyon %2 ne zaman ulaşacak? Ulaşacak? Aralık'taki e, projeksiyonları incelediğimizde enflasyonun %2 ulaşması öyle kolay olmayacak. Yani en azından 2023 projeksiyonu içerisinde bunu görüyor olacağız. Ama Mart ayında ki e, ekonomik projeksiyonlar tablosunda Aralıktaki görüntüde bir değişim var mı? Bunu inceleyeceğiz. Özellikle Mart ayı ve Haziran ayı buradaki projeksiyonlar gerçekten Fed'in faiz konusuna ilişkin beklentilerini şekillendirebilecek önemli tarihler olduğunu söyleyebiliriz. Yani önümüzdeki dönemi görebilmek adına önemlidir. Bu sebepleri Mart ayındaki toplantı kritik bir rol oynuyor. Tabi burada daha önce şunu da vurgulamışlardı. Enflasyon %2'nin üzerine çıksa dahi Fed faiz konusunda aceleci davranmayacak, e, istihdam piyasasındaki iyileşmeyi takip edecek ve buna göre de reaksiyonu isteyecek. Burada diğer F, e, Fed üyeleri, FOMC üyelerine bakalım. Brainard ve Bullard ne demiş? Varlık alımların azaltılmasını tartışmak için çok erken. Bakın bu altın fiyatının mesela yukarı yönlü hareketine destekleyecek bir gelişme ya da daha doğrusu düşüşlerini sınırlandırabilecek bir gelişme. Peki bir diğer Fed üyesi aynı zamanda da Philadelphia Fed Başkanı Harker ne diyor? Fed'in istihdam piyasasının iyileşmesini desteklerken ve daha yüksek enflasyon için çalışırken faiz oranlarını uzun bir süre düşük tutmaya devam edeceğini ancak enflasyonun kontrolden çıkmasına izin vermeyeceğini söylüyor. Şimdi bol ve sınırsız bir likit kaynağı var. Tabii bunun sonucunda da bir enflasyon yaratması bekleniyor ama Avrupa gibi, işte Amerika gibi, İngiltere gibi, Japonya gibi ülkeler aslında bundan dolayı herhangi bir sorun yaşamayacaklar. Neden? Zaten onlar bir enflasyonun yükselmesi beklentisini istiyorlar. Çünkü enflasyon yaratamadıkları için bu gelişme onlar için avantaj haline dönüşecek ama tabii ki kontrolden çıkmamak şartıyla. E burada FED de çok net bir şekilde üyelerinde açıklamaları da bu şekilde. Yani enflasyon %2'nin üzerine çıkacak. İstihdam piyasasını kontrol edeceğiz ve buna göre de faiz artması gerektiği zamanlarda artacak. Ama şu anda bu konu yani faiz artışının yakın bir dönemde olmayacağını biliyoruz. En azından enflasyonun da %2'nin üzerine öyle hemen kolayca çıkamayacağını biliyoruz. Hatta tam istihdam rakamının da şöyle kolay kolay oluşamayacağını da biliyoruz. Ve bizim en net göstergemiz dot plot ve ekonomik projeksiyonlara baktığımız zaman da Aralık'taki toplantıdaki sonuçlarda 2023 yılından önce böyle bir aksiyon beklenmiyor. Her ekonomik projeksiyonlar tablosuna baktığımız zaman da yani yeni dönemlerde de bakacağımız süre boyunca da ister istemez biz burada bir revize var mı yok mu bunu inceliyor olacağız. Altın dinamikleri de en azından kısa vadeli reaksiyonlarında bunu inceleyecek. Tabi altınla alakalı bir diğer hususta yeni ABD'nin yeni başkanı Biden'la ilişkin işte teşvik paketleri. Ee, önümüzde Biden'ın yeni başkanlık dönemiyle birlikte aslında e, teşvik paketlerinin çok daha istekli, çok daha arzulu bir görüntüde devam edeceğini düşünüyoruz. Ki zaten e, da bilin bilindiği üzere e, demokratlar da ağırlık kazandı. Yani temsilciler meclisinden sonra ana önem kriter olan senatoyu da e, demokratların alması Biden'ın politikalarını daha istekli, daha agresif bir şekilde yapabilme ihtimalini kuvvetlendirmiş oldu. Bu sebeple de yeni dönemde genişleyici politikalar hükümet tarafından da destekleniyor. Zaten Fed bunu bekliyordu. Bu sebeple de yeni dönemdeki Hazine Bakanlığı tarafına da Amerika Merkez Bankası'nın eski başkanı yılının da geçtiğini geçeceğini de düşündüğümüzde ons altın için 2021 dinamiklerinde yukarı yönlü reaksiyonların devam edebilme potansiyeli ön planda. Peki bunları vurgularken teknik tarafta fiyat bize ne diyor? Evet, son dönemde bir aşağı yönlü baskı var. 1900 doların altında sarkan ve burada ister istemez altın alım yapan işlemcilerin biraz ürküten, canını sıkan bir görüntü var. Peki gerçekten altın fiyatlarında aşağı yönlü bir reaksiyon izleyecek miyiz? Burada özellikle aşağı yönlü hareketlerin sınırlı kalabileceğini ve ons altının tekrar yukarı yönlü bir reaksiyon oluşturabileceğini düşünenlerdenim. Grafik tarafında da en azından 1807, 1867 seviyelerine dikkat edebiliriz. Peki bu seviyeler nereden çıkıyor bu yuvarlak rakamlar? E, hareketli ortalamalardan çıkıyor. 55 ve 233 günlük basit hareketli ortalamalara dikkat ederseniz orada bir tanesinin ana destek konumunda diğerinin de ara bir direnç noktası olduğunu söyleyebiliriz. Bu sebeple de 1807 ya da psikolojik olarak 1800 doların üzerinde kaldığı müddetçe 10 altında 1867'lere kadar orasının da aşılması durumunda 1900 psikolojik bölgeye doğru yeni bir reaksiyon beklentisi oluşabilir. Tabi burada algı şu şekilde kırılabilir. 1800'ün altında eğer günlük kapanış yaparsa, satıcıların 1900'ün üzerinde günlük kapanış yaparsa alıcıların daha istekli bir görüntüde olabileceğini söyleyebiliriz. 2021 yılı projeksiyonunda ons altındaki potansiyel pozitif beklenti olduğu için de özellikle 1800 dolara doğru yaşanacak olası geri çekilmeler e, tekrardan alıcıların iştahını kabartabilir. Şu anda en azından kısa vadeli bir geri çekilme varken bu geri çekilme Orta vadeli alıcılarla desteklenebilir. Buna bu açıdan bakmakta fayda var. Bu sebeple de bu geri çekilmeler alıcıların tekrar gündeminde yer alabilir. Ama daha net hareketler için 1800 ve 1900'ün dışındaki hareketleri takip edebilirsiniz. Size daha fazla ve geniş bir bakış açısı oluşturması adına. Bundan sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Başarılı bir trade süreci dileriz.